Selamlar dostlarım, ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Yeni bir gün dediğime bakmayın. Bugünün ikinci videosu olsun. Hatta bugün size iki tane video atacağım. O da Süsü ile Carlos'umun gelişine özel. Normalde akşamüstü attım mı bir daha atmıyordum yani. Örnek veriyorum, sabah paylaşıyordum ben 11 gibi falan. Sonra da akşam atıyordum. Bugün dedim bir videoyu 4.30'da paylaşsın olsun abi. Bir sizlere dedim videosunu bırakmayayım. Aslında çekeyim mi çekmeyeyim mi kararsız kaldım da tavuklarla uğraşıyordum. Yerlerini de hallediyordum arkadaşlar. Dedim video çekeyim, her şeyimi paylaşmamı seviyorsunuz değil mi yani? Ben yanlış bilmiyorsam. Yorumlara da yazın da sonra çekmeyeceğim çünkü ona göre. Onları da dedim iş yaparken sizlere göstereyim arkadaşlar. Şimdi bizim daha önce yaptığımız tünekler vardı biliyorsunuz. Ben bu tünekleri dışarı çıkardım. Bunlar arkadaşlar doğumhanede içerideydi, o tavuğu ilk koyduğum yer vardı ya. Tavuklar ne yapıyorsunuz bakalım bebeklerim? Ama bakın az önce de burayı kapattım arkadaşlar. Bu taraf kopmuştu biliyorsunuz. Bunun parçasını da üst tarafını da bulamadım. Lan bahçeyi geziyorum yok. Burada düşmüştü. Bu onu bizim Faysal almış götürmüştü. Doğumhanenin arka tarafına. Ben de buraları arıyorum. Bu Faysal var ya iyice köpek oldu. Vallahi billahi arkadaşlar. Bunu aldım böyle içeriden çektim. Bir parça daha aşağıya çektim. Bir de şöyle ufak bir parça daha vardı bahçede ileride. Kafesten orada bir yerde. Onu da alacağım. Şu alt köşe kaldı ya. Şu gecenin orası. Orayı da çekeceğim arkadaşlar. Yarın da diğer tarafları yaparım. Bugün otururken öyle dedim bir halledeyim bari. Sonra tünekleri şimdi içeri koyacağım. Onları da halledeceğim. Ondan sonra cıma yem almıştım. Yemi göstereceğim size. Bu aldığım yem biraz daha farklı geldi gözüme çünkü. Süslüye baksana süslüye. Süslü hayırdır? Süslü. Tavuklarla ne işliyorum bakayım sen. Bir de sinsi sinsi bakıyor öyle baba. Ya ben bu köpekleri övdüm saldırmıyorlar falan filan diye. Arkadaşlar bugün ne olduysa ben içeriye girdim. İçeri girdikten sonra iş yaparken bizim çocuklar gene böyle saldırmaya başladı. Hele Mia'nın hiç sesi bile çıkmıyordu. Şimdi saldırıyor ha böyle. Kerybar da aynı. Kerybar da bir şey yapmıyordu. Şimdi böyle bakıyorlar onlara. Abi bu horozun öncü olması lazım. Doğru mu? Şimdi bu horoz erkek arkadaşlar. Yani erkeğin ne bileyim böyle dişilerini falan koruması lazım yani. Abi bu horoz bizim tavuklardan önce kaçıyor. Bak tavuklar hiç korkmuyor bile. Tavukların umurunda değil. Sizce horoz çok mu akıllı yoksa tavuklar mı salak arkadaşlar? Yani ben çözemedim. Horoz hiç şey yapmıyor. Şimdi bak aldığım yemi size bir göstereyim. Siz de o sırada lütfen beni kırmayın. Şu videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız, bir de abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Yorumlara da ne yazacağım diye düşünüyorsanız emoji sallayın bir şeyler gözünü seveyim. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi gece sen ne yapıyorsun? Çık bakayım oradan. Abi siz bunu niye yemeyeceksiniz? Bu tavuğun yemi. Çık bakayım kızım. Arkadaşlar şimdi ben onlara böyle 5 kilo bir pelet yem aldım. Aha görüyorsunuz şu şekilde. Ama bu aldığım pelet yem diğeri gibi değil. Rengi daha farklı geldi bana. Ne diyorsunuz? Diğer aldığım böyle değildi arkadaşlar. Bunda bir farklılık görüyorum yani. Ben mi yanlış görüyorum? Baksanıza. Bir değişik geldi gözüme. Bunu başka yerden aldım. O geçenki aldığım yerden almadım. Bu arada o kim abi? Bir ses. Bak. Sofia. Bak ben ne dedim bugünkü hatırlıyorsunuz değil mi? Sofya dedim zaten o kafesten atlıyor durmuyor bak. Sofya kız kaçmış. Sofya! Burada kapışacağı köpek yok değil mi? Mia ile falan anlaşıyordu. Sofi! Neredesin sen? Kaçtın mı bakayım? Geçsin benim aşkım. Sofya ilk aldığım zamanlarda diğer köpeklerle anlaşıyordu arkadaşlar. Sonra bir ara kavga ettikten sonra ayırmaya başlayınca iyice bu sefer asosyalleşmeye başladı. Şimdi daha çok salıyorum onu. Arada da salayım. Hep videoda salmıyorum yani. Ben normalde de hep köpeklerle uğraşıyorum yani arkadaşlar. Salıyorum bunu. Şimdi daha da sosyalleşti, alıştı. Alışacak ufak ufak. Hayır, Kerybar. Kerybar, hayır. Sofya gel. Hayır, ya çık ya. Bak şimdi bak. Çık dedim sana. Abi şimdi mesela orada ne oldu biliyor musunuz mu? Kerybar geceye kafa tuttu. Orada saldıracaktı ona. Şeye. Orada bir saldırırsa ona alayı birbirine girecekti. Evlemeyin bakayım. Bak Sofya ile Kerybar var bakışıyor şimdi. Bebeklerim sakin olun bakalım. Hayır Sofya hayır. Şimdi ben çok üstüne düşmeyeyim. Üstüne düşersem kavga edebilirler arkadaşlar. Gece çık. Gece çık. Çık bakayım. Dur şimdi onu gelin bir kabına dökeyim arkadaşlar şu yemi. Ya arkadaşlar bak bu Kerybar'la Sofya çok atışıyor. Bunlar kavga ederler diye korkuyorum. Kerybar çık hadi bakayım. Hayır. Hayır çık. Çekil oradan. Çekil oradan. Bu arada bir dahakine de şey yapacağım. Bazıları demiş o pelet yemi verme iyi değil. Fabrikasyon, çarçuk falan filan. Arkadaşlar o zaman diyorum ki. Ya çıkın çocuğum bak kavga etmeyin sakın. O zaman dedi ya çık bakayım kızım. O zaman dedim ki ben de şey yapayım. Adını siz koyun. Hem buğday koyayım hem de pelet yemi koyayım. Ne diyorsunuz?
Hem dedim ikisinden de gerekli vitamini falan bir şeyleri alsın. Çık bakalım kızım, evladım çıkın. Çık 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 çık. Hayır. Hayır ha. Şöyle dökeyim abisini. Çık bakayım. Hayır. Kerivar. Bak sinir etme beni. Kırılıyor arkadaşlar kerivar da. O yüzden şey yapıyorum. Hayır kızım bak çıkın. Abi bu elimdeki size yemin ediyorum 5 kilo. Daha çeyreği bile dolmadı bunun. Vallahi billahi. Abi yere dökülenler de başka kuşların falan nasibi olsun. Bu köpeklere daha yemek vermedim arkadaşlar. Akşam veriyorum ya. Herhalde acıkmış evlatları baksanıza. Dur bakayım abi sana yemin ediyorum bak. Bak şöyle bir görün, görünüyor mu bilmiyorum da çeyreği dolmadı. Bak çeyreği dolmadı. Harbiden bu demek ki o zaman 20 kilo yakın yem alır arkadaşlar. Ha bu yemlik. Vallahi 20 kilo yakın yem alır. Bana demişsiniz o yemlik gayet normal. Abi normal mi, kocaman yem aldık ya bu kadar şeye. Tavuğa bence fazla bile yani arkadaşlar. Faysal sen de mi yiyeceksin? Sen de mi yiyeceksin sen? Aynı köpek gibi oldun başımıza. Şimdi kamerayı şuraya bir koyayım arkadaşlar. Abi işte şimdi mesela bak. Bunu böyle yukarıya çektik. Bu sefer ben burada video nasıl çekeceğim? Dur. Dur tripoda koymayacağım arkadaşlar. Tripodla olmuyor. Çünkü bunu çok yüksekten çektim Faysal. Bırak oğlum şu kartonları. Sabah topladım. Gözünü seveyim ya. Gözünü seveyim oğlum ya. Abi köpekler yapmıyor bunun yaptığını. Baksana şuna. Çık bakayım Sofya. İlk bir tavukların yemeklerini bir verelim arkadaşlar. Ondan sonucuma tüneklerini koyacağım. Abi şu an kurtlar sofrasındayız biz. Alayım. Dur bakayım Mia. Çık. Hayır. Şu an var ya. Köpeklerin hepsi böyle avlanmak için sırada bekliyor. Öyle tehlikeli işler ki. Çık bakayım çık. Mia sana ne oluyor Allah için? Koca köpeklerin yapmadığını yapıyorsun ya. Çık bakayım. Hayır 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 hayır. Dur. Heh, gelin bakayım tavuklar gel. Gel 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 gel. Gel gel evladım gel. Hadi yiyin bakayım yiyin. Oh, aferin benim kurban olduklarım. Acıkmış onlar. Götürün bakayım. Kavga etmeden yiyin lan. Aslanlarım size. Bunlar da yemek için sırada bekliyor. Oğlum iyi bir şey büyüsünler ilk önce tamam mı? Acele etmeyin. Sizin tavuklar akşam gelecek. Bu arada bana şey demişsiniz yorumlarda. Bunları demişsiniz yukarı as. Nasıl yukarı asayım anlamadım ki arkadaşlar ben. Yukarı niye asayım? Yukarıda olursa bu hayvanlar nasıl yiyecek? Yukarı as demişsiniz anlamadım. Bu suyu buraya koydum. Yemek kabını da böyle ortaya koyuyorum. Hava yağmurlu olacağı zaman da içeri koyuyorum. Hani kirlenir falan mı diye dediniz dedim. Sonra aklıma şey geldi benim. Çıkın bakayım gençler. Çık süslü çık. Hayır. Sonra aklıma bu geldi arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz daha bunu. Allah bu öyle bir ağır ki. Çekil. Hayır mı ya? Dur bakayım. Aha şunu şöyle içeri bir alalım. Tamam mı? Ya niye öyle diyor? Büyük ihtimal yem su kirlenmesin diye diyorsunuz diye düşünüyorum. Yoksa niye diyesiniz ki? Tabii bunu da aldık da. Bu böyle duruyor da ilk işte bunun bu tarafından bir ayaklarını söküp şey yapmamız lazım. Diğer tarafa koymak lazım. Dur onu ayarlayacağım şimdi. Aha. Bunu buraya böyle koydum arkadaşlar. Nasıl oldu şimdi iyi mi? Bu da burada olmaz ki ama çok uzun oldu ya. Ama köpekler zaten telden temas edemiyor olur bence. Ama bu yem kabı gene ortada kalsın. Burada rahat rahat yiyorlar abi. Değil mi tavuklarım? Bir de buğday falan da vereceğim. Yeşillik de alacağım. Bakayım onu sevecekler mi? Şimdi tüneklerini de bir içeri koyalım arkadaşlar. Onları da bir ayarlayayım. Yerleri hazır olsun. Tünek diyorum ya. Konacak şeyler işte. Arkadaşlar. Şimdi yeri şöyle bir hazırladım. İyi bir görün. Şu kapıyı gene şey. Abi bir daha bu kadar köpeği salıp uğraşamayacağım. İçeriye koyup bir şey yapana kadar canım çıktı. Bakın iki tane tüneyi buraya, birini buraya koydum, birini şuraya koydum. Nasıl olmuş arkadaşlar? Bence bu masa da buraya iyi oldu. Yeme suyunu falan koymak için temiz durdu yani. Değil mi? Bu yemlik burada dursun. Hadi su kirlenir diyeceğiz de yemliğe bir şey olmaz ya arkadaşlar. Bir de şey demişsiniz bana, yerdeki tırmıkları şey yap. Samanları falan çek. Arkadaşlar bende tırmık yok şimdi. Tırmık aldığım zaman yerdeki samanları çekeceğim. Ondan sonra diyorum ki yere talaş serpeyim diyorum. Ne diyorsunuz? Sonra sadece şey demişsiniz işte bu lastiklerin içine saman koy ki orayı yumurtlasınlar. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi yerler saman olduğu zaman hayvanlar gider. Bu sefer bu saman üstüne yumurtlar yani. Onlara yumurtlayacağı bir alan içeriği yaparız. İlk olarak yerdeki saman almamız lazım. Şimdi bu da yağmur yağdı mı yağmuru kesiyor. Saman da iyi oluyor arkadaşlar ama daha onu yapmam herhalde. Belki de yaparım. Daha tavukların büyüme zamanı var ya bir ay. Bizim horoz erkekliğini şimdi yapıyor. Bak ilk
Kendi yemiyor. Kızlar karnını doyursun diyor, sonra kendi yiyecek. Bak. Aslanım lan benim. Ben bu orası çok sevdim vallahi. Ama yer iyi doldu ha böyle. Tinekleri falan filan. İyi durdum arkadaşlar. Abi ben bunu yanlış koymuşum ki bu dik olacaktı. Ben de diyorum 2 saattir ya bak bunu koydum az önce. Lan diyorum bunda bir değişiklik, yamukluk var. Ben diyorum neyi yanlış yaptım dedim kendi kendime. Ama şuraya T yapmıştım ya ben. Bunun üstte kalması lazım ama böyle iyi oldu ya. Böyle kalsın arkadaşlar ha. Değil mi? Ama köpekler onun üstünde durdu mu rahat vermez ona. Yarın orayı da kapattıktan sonra bu şekilde sonra rahat olacak. Ha, tavukların şimdi yeri bence güzel oldu. Daha başka tavsiyeniz varsa yazın. Ha, şunları da ben bunlara saksı alacağım abi. Ha, bunları da böyle alt kısma koyarım böyle. İçine saksıyı koyarız, suluk yaparız değil mi? Buraya en başta diyordum ya size, o güzel. Bu suluktan da güzel hatta. Bu böyle güzel duruyor tellerde. Bir bu köşeye bir o köşeye falan derken. Ama böyle de olunca köpekler rahat vermez tavuklara. Vallahi iyi oldu. Tavuklarım ne yapıyorsunuz bakalım siz? Abi bak bu yemeği çok iştahlı yemediler ya. Geçenki peleti daha iştahlı yediler. Bence bu yemde bir sıkıntı var arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Dur bir seveyim onları. Yakışıklım gel. Yakışıklım diyeyim. Güzeliyim. Gel bir seveyim seni. Gel bak akıllı onları. Yetiştiriyorum ya ben. Onları ben yetiştiriyorum bak. Horozu horoza yemiyor ama horozdan korkuyorum arkadaşlar. Siz yemek yiyorsunuz mu bakayım? Bak bu yumurtalayacak mı lan sanki ne o kurk mu deniyor bir şey deniyor öyle duruyor aynı. Bak şu görüyorsunuz mu? Bir değişik durmuyor mu sanki? Horozlar güzel ya horozlar tavuklar hepsi güzel ama bu horoz beni korkutuyor arkadaşlar. Çok korkunç bir tipi var horozun. Her an bana saldıracakmış gibi hissediyorum. Neyse hayvanlara ben bir rahat vereyim gelin bir çıkalım. Onlar da bir rahat etsin yemeklerini yesinler. Sofya çık hayır. Çık kızım bakayım çık 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 çık. Böyle iyi oldu arkadaşlar. Yalnız bak bu kehri var bazen işte böyle çok dik yapıyor. Isabel bu yüzden sevmiyor kehri varı. Yani her köpeğe baskınlık kurmaya çalışıyor kehri var. Ama o işte Isabel'e yemiyor. Isabel çünkü özgüvenini falan babasından aldığı için öyle yok büyük köpekmiş yok beni dövermiş öyleymiş böyleymiş diye bir korkusu yok Isabel'in. Isabel tam bir yüreğin öz evladı yani. Ne olursa olsun gram raya yapmaz. Kızım sen niye kustun? Sofya ne yedin? Ne çıkarmışsın öyle bir şey mi takıldı boğazına? Sofya gel. Gel kızım gel. Üstüne yatma kuzbuğun. Gel. Gel boş ver onu gel. Benim kızım hasta mı oluyor yoksa? Kıyamaz ya babası ona. Kıyamaz ya benim prensesim. İyi misin bakayım? Boğazına bir şey tasman da bol. Az önceki pelet yem falan boğazına takıldı herhalde arkadaşlar. Hey kızım hadi koş. Tavuklar ellemiyoruz. Faysal da orada kemirmeye devam ediyor. Bakayım. İyiler iyi. Sıkıntı yok. Ama bak bunlar bu yemeği çok sevmedi. Ben size diyeyim. Faysal gene parçalama be oğlum. Bak sabah topladım kaç tane. Poşetleri de parçalayıp bıraktı. Kartonlara geldi sıra onları da parçala. Şimdi gelin bir de bıldırcınların yanına gidelim arkadaşlar. Bıldırcınlara benim çözüm bulmam lazım. Onları ben buraya almak istiyorum. Buraya da alırsak kaçar da. Ya, doğum anadan çıkarmak istiyorum onları. Doğum anada olduğu için hayvanlarla çok ilgilenemiyorum. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Bir de çok ufaklar barındırması da zor ya. Her yerden kaçıyorlar. Ona bir çözüm düşünsenize gözünü seveyim arkadaşlar. Benim aklıma gelmiyor ya. Onlar işte içeride duruyor öyle. Palet var yerde. Paletin köşesine gidiyorlar hep. Beni görünce kaçıyorlar. Hiç alışamadılar da bana. Aha arkadaşlar bakın sürekli bu paletin dibine gidiyorlar buraya. Karanlık şimdi tam gözükmüyor. Dur kapıyı açayım bir. Aa burada böyle duruyorlar. Gördünüz mü? Aa burada. Yemlerini de koyuyorum böyle yere. Onlar böyle takılıyor işte burada. İşte bu kapıyı, aslında bu kapıya bir tane sineklik yaptırsam ben onu da yırtamazlar, hep açık kalır değil mi? Hem de böyle hep güneş olur içerisi. Değil mi arkadaşlar? Ha, bu kapıya göre bir sineklik. Bunun ölçüsünü alayım da bir camcıya söyleyeyim olmadı bak. Bunlar abi beni görünce hep kaçıyor, korkuyorlar böyle. Sürekli bu paletin altında yatıyorlar böyle. Bunlara benim bir çözüm uygulamam lazım, bir şey yapmam lazım arkadaşlar. Ha, şey istiyorum yani hayvanlar böyle tavukları koyduğumuz gibi düzenli bir yerde olsunlar. Orada güneş falan görsünler, rahat etsinler istiyorum yani. Tabii millet ne konumda bakıyor ufacık yerin içinde. Bizimki gene salık geziyor orada da. Yani benim istediğim güneş görsün daha arkadaşlar. Onun için ya buraya koyduk da işte bıldırcın kaçıyor buraya. Abi öyle sıkı bir şey yapmam lazım ki. Tel. Anca ondan sonra. Aa onu ben şu mavi kümesin içine koyarım daha bıldırcını. Oradan kaçamazlar. Değil mi? Bak o hiç aklıma gelmemişti benim bak bıldırcını oraya koymak. Tavuğu koyarım dedim de bıldırcını hiç aklıma gelmemişti. Orada olur. Oraya da Isabel'i koyuyorum şimdi kaçtığı zaman. Oraya da bıldırcını koyarsam bana engel olur da.
Şu an en mantıklısı orası gözüküyor bence arkadaşlar. Çünkü buradan hayatta kaçamazlar. Ve buraya var ya, bıldırcınlar da ufacık ya. İstediğin kadar bıldırcın koy abi. İstediğin kadar bak. Aha. Abi buradan nasıl kaçacak bu? Zaten o oradaki tele de eğer ki olursa böyle tel almak lazım ki. Bak bu telden kaçamazlar. Abi bunun içine koyacağım bıldırcını. Aa burada 10 numara dururlar. Eğer böyle olursa onlara böyle kasa gibi bir şey yaparım yumurtlayacakları falan. Sonra burada böyle iyi dururlar, bıldırcın sayısını da arttırabilirim arkadaşlar. Ama bir dahaki alırsam böyle yumurtlamayacak, ufak almayacağım arkadaşlar. Yumurtlayacak şekilde alalım ki hazır olsun yani. Bir de bak bu bizim Allah kızın psikolojisi bozulmuş. Ben bunu çözemedim, anlamadım arkadaşlar. Bu sürekli saldırmaya başladı. Bak bana değil saldıracağını. Köpekler hep saldırıyor. Yani senelerdir köpek besliyorum. İlk defa böyle bir şeye şahit olayım. Nasıl diyeceğiniz ya, önceden anlaşıyordu bu ala kız. Şimdi arkadaşlar herkese saldırıyor, anlaşamıyor yani. Hele bağladım iyice şey oldu. Tabii şu da var. Ala artık, hayır Sofya gel. Bak dalacak şimdi. Hayır Sofya gel. Carlos gel. Carlos gazı verme onlara, çık bakayım. Sofya gel. Gel kızım gel. Gel kızım bakayım neredeymiş Sofya. Sofya neredeymiş. Ah kaçın hadi koş. Koşun oğlum gelin. Bilerek şimdi konsantrasyonunu bozuyorum, odaklanmasın diye arkadaşlar. Yoksa da olabilir. Sofya gel. Aslında bak Sofya'da kabahat yok. Abi oynuyor köpek. Geri var. Niye dikleşiyorsun ki evladım? Oynuyor işte. Şimdi bırakın bakayım bir silik yarıştırma muhabbetini ya. Aynı bahçenin evladısın. Yok sen güçlüsün. Yok ben güçlüyüm. Oğlum bir oynayın da. Ben de sanki insanlarmış ki. Ya köpekler doğası gereği gayet böyle yapması normal. Sofya tamam ama kızım bu kadar sarılmak fazla değil mi? Hani yürüyeyim ben de. He? Şu tatlılığa bak kızım. Bak aynı Joker'e benziyor. Dur dur tamam bırak bırak. Donumu indirdim komple bırak. Neyse arkadaşlar. Tavukların yerlerini de ayarladık. Güzel oldu bence. Sizin de yorumlarınızı, tavsiyelerinizi bekliyorum. Bir de sizce iyi oldu mu yani? Bir şeyim eksiğim varsa şunu şöyle yap, bunu böyle yap dediniz. Bana yorumlara yazın. Bir de onları niye bağlayayım? Yani anlamadım. Bağla bağla, havada nasıl yiyecek bu hayvan? Nasıl su içecek yani? Yere dökülmesin falan diye mi diyeceğim? Abi köpek değil ki, bu nasıl dökecek? Zaten 5 kilo koyduk kaba. Hayvanın kendisi toplasan 1 kilo zor gelir zaten. Ya dökemez, öyle bir imkan da yok. Bilmiyorum yani, anlamaya çalışıyorum ben de. Neyse. Haydi sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Esen kalın dostlarım.